Opel Suv ailesinin en büyük aracı Grandland ve boyutları da uzamış. Biraz sonra onlarla da ilgili bilgi vereceğim. Aracın ön tasarımı çok heybetli görünüyor. Premium modellerde biraz görmeye alışık olduğumuz, bakın bir krom çıta yok. Hemen göstereyim şurada. Bazı premium modelleri hatırlayın, ne olduğunu anlayacaksınız. Krom çıta yok. Çok güzel bence görünüyor. D sınıfında yer alan bir SUV araçtan söz ediyoruz. Devasa görünüyor. Hemen bilgileri de size vereyim. Aldığım notlar üzerinde. Arkadaşlar 173 milim aracın uzunluğu artmış, büyümüş. Ve 4650 milimetre olmuş. Genişlik 1850 milimetre ki oldukça iyi bir değer. Ve 1460 milimetre yüksekliği var aracın. Bagaja bir göz atarsak, bagajda da oldukça iddialı. Şimdi ama önce bir bagajın değil de arka tasarımın özelliğinden söz edeyim. Boydan boya birleşik stop farı görüyoruz. Oldukça şık duruyor ve ışıklandırılmış Opel yazısını görüyoruz. Hemen altta da Grandland yazısı oldukça güzel görünüyor. Tabii ki hemen bakalım bagaja. Bagaj 550 litre. Arka koltuklar yatırıldığında 1641 metreye kadar çıkıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Yükleme eşiği biraz yüksek bu araçta da. Yani bagajları yüklerken biraz sıkıntı yaşanabilir. Ama şu açıklık baktığınızda yolcuların ve sürücünün bagajlarını koyması için çok ideal bir şey yaratıyor. Geniş boyutlu bagajlarınızı ya da aletlerinizi oldukça kolay bir şekilde araca yüklemeniz mümkün. Aracın içine geçelim. Hemen tabii ki size diz mesafesinden söz etmek istiyorum. 20 mm bacak mesafesi genişlemiş. Bu oldukça iyi bir değer. Zaten baktığınızda aracın ne kadar geniş ve konforlu olduğunu görüyorsunuz. Cam tavan otomobilin ferah olmasını sağlamış. Burada bir kolçak bölümü var. Görüyorsunuz. Aynı zamanda bagaja araba hareketliyken ulaşmak isterseniz bu şekilde de şuradan bagaja ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Güzel düşünmüş bir ayrıntı. İki tane USB girişini görüyoruz. Buraya cep telefonunuzu ya da işte başka aletlerinizi koyabilirsiniz. 35 litrelik içeride saklama alanı var arkadaşlar. Bu oldukça iyi bir değer. Evet, şimdi de otomobilin ön tarafına geçelim. Tamamen sürücüye odaklanmış bir tasarımdan söz ediyorum arkadaşlar. Öncelikle malzeme kalitesi gayet iyi. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış. Fakat dokunduğum zaman çok kaliteli bir his veriyor. Burada da zımparalanmış alüminyum benzeri malzemeler var. 10 inçlik bir sürücü bilgi ekranı var. Ve hemen onun yanında oldukça şık görünen 16 inçlik bir multimedya ekranı var. Klima ayarlarını arkadaşlar buradan manuel butonlarla yapmak mümkün. Opel tasarımcıları güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Telefonunuzu şu şekilde koyduğunuzda hem şarj oluyor, kablosuz şarj ünitesi, hem de bu şekilde düşmesinden ya da başka bir tarafa savrulmasından uzaklaşıyorsunuz. İsterseniz buradan alıp telefonunuzu şu şekillere koyabilirsiniz ya da bu şekillere koyabilirsiniz. İki tane bardak koyma yeri var arkadaşlar. Yine Stellantis grubunun hemen hemen tüm markalarında gördüğümüz vites seçici de hemen burada. Ve burada bir saklama alanı var. Oldukça geniş, oldukça büyük bir saklama alanı. Cam tavan otomobilin içini ferahlatıyor ve göründüğünden daha geniş gösteriyor. Koltuklardan söz etmek gerekirse arkadaşlar ergonomik koltuklar. Opel bu konuda aydınlatmada nasıl iddialıysa koltuk konusunda da iddialı hale gelmiş. Ergonomik koltuklar hem masaj özelliği var hem de havalandırma özelliği var. Isıtmayı söylemiyorum bile. Evet arkadaşlar Grandland bu şekildeydi. Grandland'de Opel'in yeni medium platformu kullanılıyor. 98 kW'lık bir batarya var. 700 km'ye varan size bir menzil sunuyor ki bu oldukça yüksek. Bu batarya ne kadar sürede şarj ediliyor? Hemen onu da söyleyeyim.
%80'e kadar 26 dakikada, ki bu çok iyi bir değer, çok iyi bir zaman, şarj edebiliyorsunuz. %100 elektrikli gelmeyecek arkadaşlar. Bir tane şarj edilebilir bir şeyi var. Onun da menzili 85 kilometre. Yani 85 kilometreye kadar elektrikli motorla, yani bataryayla aracı kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça iyi bir değer. 48 voltluk hibrit teknolojisi, yani 1.2 136 beygirlik bir motor var. 3 tane motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunulacak. Peki Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak sorusunu duyar gibi oluyorum. Arkadaşlar 2024 yılının sonunu beklemek gerekiyor. Türkiye'de zaten güzel satış rakamlarına ulaşmıştı. Ama bu yenisiyle birlikte, yeni tasarım özellikleriyle birlikte çok daha iddialı olacak gibi görünüyor. Şu anda benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Okay? Yes.